Sosyal medya şu anki çocukları biraz daha dış dünyanın sorunlarından uzaklaştıran ve farklı bir dünyaya götüren bir yer. Bir de çok kolay iletişim sağlayabiliyorlar. Başka insanlarla da tanışabiliyorlar. O yüzden evlerinden hiç çıkmadan sosyal çevreleri ve işte belli bir bilgi birikimleri olmaya başladı onunla birlikte. Aslında ilk başladıklarında optimum düzeyde işte 3 saate yakın gün içerisinde ard arda olmamak kaydıyla bilişsel gelişimlerini destekliyordu. Ama bu sayı arttıkça, saatler uzadıkça kişide dikkat dağınıklığı ve bilişsel sürelerinde kısalmalar olmaya başladı. Bu da onların algı düzeylerini düşürüyor. Genel olarak siber zorbalığı hem uygulayan hem de uygulanan kişi aslında aynı kişi olabiliyor bazen. Kendisi başkasına siber zorbalık yapıyor, onun üzerinden hakaret işitebiliyor. Bir böyle bir durumumuz var. Bir de insanlar kendilerini bir şey konusunda ikna etmeye başladıklarında bir ötekini hemen eleştirmeye başlıyorlar. Bu da dediğim gibi internet üzerinden çok kolay. Çünkü fotoğrafları bile gerçek olmayabiliyor, bazen fotoğrafları bile olmayabiliyor. Dolayısıyla orada siber zorbalığı yapmak gerçekte zorbalık yapmaktan daha kolay. O yüzden de oranları arttı. Özellikle korona sürecinde çocukların bundan dolayı intihar ettiğini biliyoruz. Ailelerin bunu kontrol edemediği için çocukların kendi ortamlarında zarar verdiklerini biliyoruz. Ergenliğe girmeyle birlikte zaten çocuklar beden imgelerine düşkün olmaya başlıyorlar ama orada filtreler tabii bizi gerçekten uzaklaştırıyor. Sosyal hayata girdiklerinde genelde şunu söylüyorlar, ya oradaki gibi olmadığım fark edilirse. Bu da onlarda daha çok beğenilmeme kaygısını arttırıyor. O filtreler arkasında gayet iyiler ama gerçek hayata döndüklerinde bu onlarda özgüven eksikliği yaratıyor. Çünkü bir yandan zayıflatabiliyorlar, orada yüzlerine makyaj yapabiliyorlar ya da erkekler kendilerini farklı gösterebiliyor. Bir yerden sonra bu onlarda egosal bir kırılmaya neden oluyor. Yani ben yeterince iyi değilim ya da iyi olmam için diğerlerine benzemem lazım gibi. Bu da tabii ki bizim onların kendilerine bakışını düzeltmemizi engelledi. Genel olarak beğenildiklerini düşündüklerinde sosyal medya üzerinden bu duygusal olarak onlara çok iyi geliyor. Ama olumsuz yorumlar arttıkça ya da onların her yaptığı şeyler göz önünde olmaya başladıkça duygusal olarak da çökmeye başladılar. Bu da birlikte depresyonu getirdi, kaygıyı getirdi. İşte beğenilecek miyim, yeterince iyi miyim ya da yeterince iyi değilim deyip artık hiçbir şeyle bağını kurmama üzerinden duygusal eksiklikleri başladı. Orayı gerçek zannettikleri için onları gerçek bizim yaşadığımız dünyaya çekmek tabii ki çok zor. Onun üzerinden yorum yapıyorlar, onun üzerinden hayatı takip ediyorlar. Şimdi okullar açılmaya başladığında tabii bu onlar için büyük bir problem oldu. Sosyal medya güvenli bir yer. Yani oradan bir şey yazdığınızda da başınıza çok fazla bir şey gelmiyor. Ama gerçek hayatta bir şeyi söylemek, sorumluluk almak demek. Dolayısıyla bu sorumluluğu da alamadıkları için bu onlarda kendilerini ortaya koyamamaya neden oluyor. İşte daha içe kapanık olabiliyorlar, daha sosyal ortamlardan uzak olabiliyorlar. Gerçek hayatı çok zor ve işte meşakkatli bulabiliyorlar. Z kuşağı zaten daha hızlı para kazanma ve bunu çok yorulmadan yapmak istiyor. Dolayısıyla da bunun için en uygun yer sosyal medya. İşte Instagram fenomeni olma, YouTuber olma. Bir de YouTuberların evlerini, arabalarını gördükten sonra yaşları da birbirine yakın olduğu için onları gerçek mesleklere ikna etmek çok zor oluyor. Çünkü onlar büyük bir sorumluluk ve zaman harcayan şeyler. Dolayısıyla en iyi bildiği yere kayıyor. İnternet üzerinden meslekler seçmeye çalışıyor ama bu onlar için kısa süreli bir şey ve onun henüz farkında değil. Yani bu insanların 2-3 yıl sonra hala bizimle birlikte olmayacaklarının fikri yok ama başka bir mesleğin uzun süreli hayatlarında olacağını henüz onlara ikna edemedik. Çünkü çok kolay yoldan para kazanma aslında sadece onların değil herkesin istediği bir şey. Onlar sadece bunu daha beğenilerek, daha göz önünde olarak yapmak istiyorlar. Zaten hani sosyal medyada da görüyoruz, TikToker'lar artmaya başladı. Bunu genç yaşında çocuklar hatta 8 yaşına kadar indi. Dolayısıyla aileler de buna çok müdahale edemiyorlar. Orada istediği beğeni alıp ona göre ünlü olamadığında da bu sefer kendini yetersiz hissetmeye başlıyor ve hiçbir şey yapmak istemiyor. Ebeveynlerin sosyal medyayı biraz filtrelemesi gerekiyor. Yani işte eskiden aile güvenliği vardı. Tabii ki şimdi bunu reşit çocuklara ya da liseli birine takip ederek yapamayız. Ama arka planda hangi sitelere giriyor,
bu çocuk telefonda ne kadar vakit geçiriyor ya da kendiyle bağı ne kadar kopmuş, bunları takip etmeleri önemli çünkü biz evde onları göremiyoruz. Evet, okul açıldığında takip edebiliyoruz ama ailelerin desteklemesi daha önemli ki bir ayağımızda onlar oluşturuyor. Biraz daha onların neden bu kadar gerçek dünyadan kaçmak istiyorlar sorusunu biraz sormaları gerekiyor. Çünkü ebeveynler için de çok konforlu bir şey. Çocuk internette olduğunda kavga da azalıyor, tartışma da azalıyor. Bu da bazen ebeveynler için kolaylık sağlayabiliyor ama çocuğu biraz daha orada tutmak, gerçekle bağını kurmak önemli.